Değerli seyirciler, merhabalar. Tokat'ın Şirin ilçesi Çamlıbel'deyiz şu anda. Çamlıbel dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Tabii ki Çamlıbel'in meşhur çökelçi pidesi. Adıyla, sanıyla çökelçi pidesi. Evet, şu anda Çamlıbel'deyiz sevgili seyirciler. Ve yanımızda çok değerli Gustav'ımız var. Bakalım bu Çamlıbel'in meşhur çökelçi pidesi nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Bunu birinci ağızdan sevgili ustamızdan öğrenelim. Evet, merhabalar. Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz sizi tercih ettiğiniz sağ olun için. Sevgili ustam, önce sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Seçim. 7 senedir burada esnafım. Çok güzel. Esnaf başkanıyım dahi takdirde. Çok güzel. Burayı temsil ediyoruz. Şimdi çökelçi pidemizin özelliği. Evet, onu soracaktım. Şimdi çökelçi pidemiz ama anıyla sanıyla meşhur yani. Evet. Meşhur çökelçi. Evet. Bu meşhur nereden geliyor? Bunu bir değerli seyircimize anlatır mısınız? Çökelimizin doğal olması, evet. Yağının ayrılmaması birbirinden, çökelinin kendi yağının kendi içinde olması, evet. Yağlı çökelik olduğundan sünmesini sağlaması, evet. Tereyağı kullanıyoruz içine. Evet. Normal margarin kullanmıyoruz. Yok, evet. Margarin yağı kullanmıyoruz. Çok sünmesinin güzel. En büyük sebebi tereyağıyla içindeki kendi yağı. Evet. Yani fabrika çökeliklerinde ayırdığı edici kendini kendi yağının içinde olması. Evet. Ya bu çökelin şimdi filenin özelliği sünmüş olması diyoruz. Evet. Sünmüş olması evet. İçinde kendi yağının içinde olması, olması gerekiyor. Evet. Evet. Ayrılmaması. Peki bunun dışında hamuru nasıl yapıyorsunuz? Bu çökelin için hamurumuzu yoğuruyoruz. İnce bir şekilde açıyoruz. İnce açıyoruz. Evet. Çökeliğimizi evet. Koyuyoruz. Üstüne tereyağımızı koyuyoruz. Birini atıyoruz. Evet. Değerli seyirciler şimdi öncelikle bir bakalım. Çamlıbel'in meşhur çökelikli pidesi nasıl olacak? Bunu hep beraber izleyelim yapısını, sonra da yiyelim bakalım ifade ettikleri gibi güzel mi? Hep beraber buna karar vereceğiz. Evet, şu an ustamız zaten gördüğünüz gibi pidesini açıyor. İçine güzelce çökeliklerini döşecek ve fırınımıza verecek bakalım. Evet, şu anda açılıyor pidemiz. Güzel. Fırçayımız, fırınımız, odun fırını. Hazır, evet, odun fırını. Bir de değerli seyirciler, fırınımızın özelliği odun olması, yani odunla pişmesi. Yani normal gazla çalışan bir fırın değil, normal odun ateşinde. Tabii ki odun ateşinde her şey lezzeti daha farklı oluyor. Lezzetini koruyor, evet. Evet, şu anda ustamız açıyor. Peki, ustamın açarken çökelikten dışında bir de buranın Çamlıbel'in hayvancılığı önemli. Evet, bunun yanı sıra tabii ki kendi temin etmesi. Ha, kendi temin etmesi. Besiciliğini kendi yapması. Burada olmaz. Tabii ki. Tabii hayvanlar yani küsme değil de normal doğayla yayılması. Tabii ki yeşilliğinde yayılması. Hayvanların onun şeyi farklı oluyor. Bunun tabii. Yanı sıra ne var? Kıymalı var gördüğüm kadarıyla. Kıymalı, kuşbaşı kavurma yapıyoruz. Kavurma çok evet. Güzel. Bunlar tabii burada tedarik ediyorsunuz. Elbette evet, tabii ki. Şey kendimizin besimizin kendimizin olması. Evet. Tabii şimdi seyirciler doğada yetişen beslenen hayvanların tabii ki eti de çok lezzetli oluyor. Bir damak zevki veriyor. Şimdi onu da yapacaklar. Bakalım bir yapısın, fırınlatsın, bir pişsin. Tadına baktıktan sonra bir değerlendirme yapacağız efendim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi çökelekler hamurun üstüne düzülüyor. Birazdan fırına verilecek. Sevgili ustamız şu anda hazırlıyor değerli seyirciler. Şimdi bakınız tereyağı kullanıyorlar yine. Evet, çökelek üstüne tereyağı. Birazdan da fırına verilecek. Değerli seyirciler. Evet, şimdi ustamız da yavaş yavaş pideleri fırına vermeye başladı. Bakalım pişip çıktığı zaman nasıl olacak?
Şekil yapıyorlar ya. Evet, şu anda 4 adet pidemiz hazırlandı ve fırına veriliyor. Evet, verildi. Biraz sonra bakalım nasıl çıkacak pepper. Çökelekli pideden sonra şimdi de kıymalı pidenin yapımı. Şu anda seyrediyorsunuz. Evet, ustamız itinalı bir şekilde kıymaları pidenin üzerine döşüyor. Birazdan onlar da şu anda kuşbaşılı. Peşinden de kuşbaşılıyı hazırlıyor. Evet, bakalım ifade ettikleri gibi buranın etinin lezzetini biraz sonra anlayacağız. Yanları kapanıyor yine aynı şekilde. Size olduğu gibi. Evet sevgili ustacığım, bir yerden işinizi yaparken bir yerden de söyleşimize devam edelim. Oda başkansınız. Burada kaç tesis var acaba? 11-12 tane tesisimiz var. Aynı şey evet. Yapan. Normal toplam esnafımız 111 tane. Evet. Tokat Sivas Karayolu üzerinde evet. Bulunuyor yeriniz. Sivas yolu üzerinde yok. Evet. Hepsi de güzel arkadaşlar. Biz çalışıyor, hizmet veriyoruz. Evet. Görüyorsunuz değerli seyirciler yavaş yavaş çökelekler de erimeye yüz tutmuş. Evet. Kesinlikle tereyağı sürdüğümüzde yüzüne. Evet. Yüzüne tereyağı sürüyorsunuz evet. Öyle mi? Evet, şimdi de kuşbaşılı pidelerimiz fırına giriyor. Evet, şu anda pişmek üzere. Evet. Şu an tekrardan içecek mi içe bırakılıyor. Gördüğünüz gibi değerli seyirciler, odun ateşinde hazırlanıp pişiyor. Evet, şu anda bakınız kızarmış vaziyette ve tereyağı üzerine sürülüyor. Oo, şimdiden karnımız acıktı sevgili ustacım. Ustacım pidelerimiz pişti mi? Evet. Evet değerli pişti. Seyirciler şu anda pidelerimiz pişti ve şu anda fırından çıkıyor evet. Ve servise hazır bir vaziyette. Kesmeye başlayalım isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşımız da güzel yerine kesiyor ve tamamen erimiş bir şekilde. Çökeliğimizin, evet. Buradaki özelliğimizin en büyük noktası çökeliğinin içinde erimesidir. Evet. Kaşar gibi erimesidir çökeliğimizin. Bu tereyağından başka bir şey katmıyorsunuz kaşar falan değil mi? Kesinlikle katmıyor. Hiçbir şey yok başka. Evet, evet. Evet, görünümü mis gibi değerli seyirciler. Bizi evet. Tercih eden, şimdiden bizi tercih eden her kişiye çok teşekkür tabii. Ediyoruz. Evet, sevgili ustam. Çok sağ olun. Tercih edenlere ailesiyle de teşekkür bizi ediyor. Tercih ediyorlar, çok teşekkür yolunuz ediyoruz. Yolunuz Sivas tarafına düşerse Çandır mutlak buraya yeni uğramanız yerinizdir. İsteriz. Altay yolda açalı, yeni yeriniz. Kesinlikle evet. Bir tereddüdünüz olmasın. Evet, belli oluyor zaten. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım. Evet, kıymalarımız çıkıyor. Kıymaların özelliği etinin doğal olması. Masaya götürelim. Evet, değerli seyirciler. Çok lezzetli. Sanki içine kaşar koymuş gibi. Evet. Siz de gördüğünüz gibi şu anda fidelerimiz hazırlandı. Güzel de bir sofra donatılmış. Şimdi birazdan afiyetle yiyeceğiz efendim. Fidelerimiz pişti. Soframıza geldi. Şimdi bakalım tadına bakacağız. Ustamızın dediği gibi bakalım lezzetli mi? Tadına bakalım. Bakın nasıl sürmüş. Fevkalade. Dört dörtlük. Evet, kıymalarımız ispasonumuza geldi. Süper. Evet, şu anda da kuşbaşılı derisi buranın. Özellikle doğasında yetişen hayvanlardan kesim etinden yapılıyor.
Çok lezzetli. Yolunuz düştüğü zaman mutlak buyuruyorsunuz sevgili seyirciler. Burası neresi Çetin abi? Petrobos karşısı Saray Galiba. Ve aynı zamanda da değerli seyirciler, de kavurması da meşhur. Et demiştik ya efendim. Bir de onun tadına bakalım. Vallahi buraya geldik, kilo almamak elde değil. Mutlak bekliyoruz efendim.